D vitamini eksikliği bunama nedeni. İngiltere'de yapılan bir araştırma D vitamini eksikliğinin bunama riskini %25'e kadar arttırdığını ortaya koydu. Düzenli olarak D vitamini takviyesi alanlardaysa bu risk %17 azalıyor. Peki uzmanlar ne diyor? Onun yanıtı da haberimizde. D vitamini eksikliği pek çok metabolik olayı olumsuz etkilediği gibi insandaki bilişsel fonksiyonların olumsuz etkilenmesine de yol açıyor. İngiltere'de 14 yıl boyunca yapılan son araştırma da böyle söylüyor. D vitamini eksik olan kişilerde bunama riski %25'e kadar artıyor. Çok mantıklı. Tabii ki de ilişkisi olduğunu düşünüyorum. Güneş havada bol bol yürüyerek D vitamini almaya çalışıyor. Herhalde ilerleyen yaşlarda oluyor. Şu ana kadar bir bunama riski görmedik. Düzenli olarak D vitamini takviyesi alanlardaysa bunama riski %17 azalıyor. D vitamini eksikliği daha önce tespit edilmiş kişilerde koruyucu amaçlı damla şeklinde D vitamini takviyeleri de yapılabilir. Peki D vitaminini yeterince alıyor muyuz? Bunu da sadece besinlerle alabilmek uygun değil. D vitamininin en önemli kaynağı tabii ki güneş ışını. Güneşten faydalanabilmek için de uygun saatlerde dışarı çıkılması gerekiyor. Özellikle saat 11 ila 15 saatleri arasında dik açıyla gelen güneş ışınları D vitamininin sentezlenmesi açısından önemli katkılar sağlıyor. Mümkün oldukça güzel havada dışarıda yürüyüş yapıyoruz. D vitaminimi güneşten de alıyorum. D vitaminini güneşten alabilmek önemli. Yaz geliyor, güneşe çıkın, bol bol D vitamininizi alın.